Çay da içer misiniz? Hayır, çok teşekkür ederim. Kahve kafi. Vakit de çok geç oldu zaten. Şu an saat 5. Bir an evvel sunuma geçsek çok iyi olur. Tabii ki. Mert, başlayalım. Bence aklınızdakileri söyleyin. Hani ondan sonra geçelim sunuma. Ben gayet net anlattığımı düşünüyorum. Evet. Tüm detaylara konuştuk. Seni bekliyoruz Mert. Saat de geldi zaten. Konuşacaklarımızı sunumdan sonra detaylıca masaya yatırabiliriz. Ben hala sunumdan önce konuşmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Mert, sunuma geçelim. Lütfen. Sunum? Tabii sunuma geçe... Hazır. Efendim hoş geldiniz. Sunum esnasında bir sıkıntı çıkmaması adına bilgisayarlarımızı kontrol ettirdik. Kıymetli vaktinizden çalmak istemedik. Teşekkür ederim. Leyla Hanım, çalışanlarınız da sizin kadar ince. Çok teşekkür ediyorum. Öyleyse hemen sunuma geçelim. Hemen. Oy köşe kapabilirsin. Evet, biz de vakit kaybetmeden hemen sunumumuza başlayalım. Burada görmüş olduğunuz kostümler... Hadi bakalım Öykü Hanım. Aşkın ne kadar işe yarayacak görelim bakalım. Güzel bir tanışma oldu. Harika bir sunumdu. Bunu herkese anlatacağım ve örnek göstereceğim. Çok teşekkür ederiz. Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Leyla Hanım, iş sizindir. Bu pırlanta gibi evladı iyi değerlendirin. Gerçekten boyunuz kulağa geçmiş. Sizinle daha çok güzel işler yapacağız. Hiç şüphem yok. Hoşça kalın. Ben size eşlik edeyim. Tabii. Nasıl olur ya? Böyle bir şey olmasa imkansız. İnanamıyorum. Ne o? Çok mu şaşırdın? Neden bahsediyorsun sen? Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Öykü. Bir teşekkür etmek istedim. Sen benim iyilik meleğim misin? Evet. Selam. Selam. Bir yere mi gidiyorsun? Evet gidiyorum. Nereye peki? İş seyahati falan mı? Hayır. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Yani Çınar, bana da söyleseydin de ben de böyle valizini toplarken öğrenmeseydim. Çınar konuşur musun benimle? Konuşacak bir şey yok. Ya niye benden habersiz gidiyorsun? Niye konuşurken yüzüme bile bakmıyorsun Çınar? Beni burada cevabı olmayan bir sürü soruyla baş başa bırakıyorsun. Boşuna yorma kendini. Söyledim ya sana. Sadece biraz uzaklaşmak istiyorum. Çınar. Yaralısın görüyorum. Ama yaranları da bana göstermiyorsun. Bak. Bak sen kanıyorsun. Ve sustukça o kan bana da bulaşıyor. Gel beraber saralım yaranı. Bu kadar mesele yapılacak bir şey yok. Abartmayalım istersen. Sadece biraz kafa dinlemek istiyorum. Uzaklaşmak istiyorum. Konuşacaksın. Günlerdir doğru düzgün konuşmuyorsun benimle, kaçıyorsun benden. Çınar, ben bu sessiz muameleyi hak etmiyorum.
Bana ne olup ne bittiğini söylemeden şuradan şuraya gidemezsin. Öyle mi Deniz? Madem açık açık konuşmak istiyorsun. Tamam. Her şeyi konuşalım o zaman. Bu evlilik gerçek bir evlilik olmamış olabilir. Biz anlaşmalı bir evlilik yapmış da olabiliriz. Ama bu gidip de başka erkeklerle görüşeceğini anlamına gelir mi bilmiyorum. Ne diyorsun sen? Al işte. Yaramı açmak istedim, ben de söyledim. Benim yaramı açan da kanatan da sensin. Lütfen açık konuşur musun Emine Çınar? İsim mi vermemi istiyorsun? Tamam. Madem açık açık konuşuyoruz isim de verelim değil mi? Hatta önce sen anlatmak ister misin? Neler saklıyorsun benden? Sen neden bahsediyorsun? Ben senden hiçbir şey saklamadım. Yeter artık Deniz. Ben her şeyin farkındayım. Serdar'la görüştüğünü biliyorum. Çınar. Bak pişman olacağın laflar ediyorsun. Sinirlisin şu an. Sakinle şöyle konuşalım tamam mı? Ben kendimle yeterince konuştum. Sana gönderdiği çiçeği. Şalını eve getirmesini. Sarılmanızı. Hepsini kendimle günlerce konuştum. Şan mı? Boş ver Deniz. Yorma kendini. Benim gördüklerim yeterince açıktı. Ne ima ediyorsun ya sen? İma etmiyorum Deniz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Gözümün içine baka baka başka erkeklerle gönül eğlendirmene izin veremem. Ben bunu yapamam. Bu kadar mıydı ya senin bana verdiğin söz? Çınar sen bana güvendiğini söylemiştin. Sen benim güvenimi boşa çıkardın. Beni hayal kırıklığına uğrattın Deniz. Ben inanamıyorum sana ya. Ben sana inanamıyorum. Ben seni bu kadar yanlış tanımış olamam Çınar. Seni yanlış tanıyan esas benim. Benimle oynamana izin verdim. Ama bitti. Bu evcilik oyunda bir nokta koyma zamanı geldi. Buraya kadar. Yazık. Çok yazık Çınar. Yetmedi bir de kapıyı çarpıp gidiyor. Arkana bakmadan kaçıp gidersin böyle. Hem suçlu hem güçlü. Her şeyi parçaladın Deniz. Her şeyi yok ettin. Bir daha toplanmaz ki bu parçalar. Anneciğim. Seninle ne kadar gurur duysam az. Kimin oğluyum? Yani bu zamana kadar bana öğrettiklerin sayesinde benimle gurur duyuyor olman gerçekten çok normal anneciğim. Bence sen artık gururdan daha fazlasını hak ediyorsun. Allah Allah, sürpriz mi geliyor? Sürpriz değil. Olmasa gereken şey oluyor diyelim. Anneciğim söylesene, çatlatma adamı. Büyük bir işin altında kalktı. Artık genel müdürsün. Genel müdür mü? Ciddi misin? Gerçekten genel müdür mü oldum ben? Aynen öyle. Anneciğim ya. Anneciğim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seni hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Eminim. Yoksa seni bu göreve getirmezdim. Yani şimdi ben tek başıma karar alabiliyorum değil mi? Yani ciddi ciddi genel müdür oldum ben. Genel müdürsün ve yetkilerin artı. Ya aslan annem benim ya. Aslan annem iyi ki varsın. Seni asla mahcup etmeyeceğim anneciğim, hiç merak etme. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok affedersiniz, artık bir genel müdür olarak hareketlerime ve davranışlarıma dikkat etmem lazım. İsterseniz size bir kahve ısmarlayabilirim. Buyurun. Tamam oğlum. Buyurun. (Gülüyor)
Deniz? Ne yapıyorsun burada tek başına? Ağladın mı sen? Yok, hayır. Bir şey yok, önemli bir durum değil. Ya bak, kırılırım ama anlatmazsan. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Neye üzüldün? Hadi anlat. Esin, gerçekten bir şey yok. Benim sadece yalnız kalmam lazım şu an. İçine atarsan daha kötü olur ama. Hem yabancı mıyım ben? Dertleşemeyecek miyiz kız kıza? Bak, gerçekten bir şey yok. Söz veriyorum. Bir şey olursa ilk seninle konuşacağım, tamam mı? Tamam o zaman. Ben her zaman buradayım ve seni dinlemeye hazırım. Bunu unutma, olur mu? Ben seni kendinle baş başa bırakayım. Pınar, ne yapıyorsun bu güzel havada böyle tek başına? Hadi gel, bahçede bir kahve içelim. Biraz çalışmam lazım. Canın mı sıkkın senin? Ya, üzgün görünüyorsun. Yok bir şey misin, iyiyim ben. Sadece yorgunum. Yorgunsun ve çalışmam lazım diyorsun Çınar. Esin, iyiyim ben. İşe gitmem lazım, iş yorgunluk beklemez. Peki. O zaman ben sana şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi yapıp getireyim. Esin'cim çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Ama istemiyorum. Hatta bayağı vakit kaybettim. İşe başlamam lazım hemen. Mesaj alındı. Hadi Esin, iyi günler diyorsun. Çıkıyorum ama aklımdasın. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenebilirsin. Sağ ol. Annelerin en güzeli. Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Yoksa bir şey mi isteyeceksin demeliyim? Aa, aşk olsun Ahu Hanım. Artık annemizi de öpemiyoruz. Hemen bir neden aranıyor altında. Tamam kızım. Ha, ne bileyim. Senden böyle sevgi dolu tavırlar göremeyince şaşırdım. İyi o zaman. Ben bir odama gidip birazcık somurtayım da gönlün olsun. Bak şimdi. Lafın altında da kalmıyorsun. Güzel kızım benim. Senin yüzün hep böyle gülsün. Sen hiç merak etme anneciğim. Ben artık her zaman mutlu olacağım. Mert Bey. Öykü Hanım. Bugün yine yüzünüzde güller açıyor. Sebebini duyduktan sonra siz de çok sevineceksiniz. Ne oldu? Söyle. Tanıştırayım. Karşınızda şirketin yeni genel müdürü Mert Kocabey. Ne? Ciddi misin? Hiç olmadığım kadar. Tebrik ederim. Ben sana inanıyorum. Sen daha iyi yerlere geleceksin. Ve yine senin sayende. Ya benimle ne alakası var ki? Sen hem yeteneklisin hem çalışkansın. Geldiğin yeri sonuna kadar hak ediyorsun. Ya bırak şimdi mütevaziliği, alçak gönüllülüğü. Sen olmasan asla başaramazdım. Birincisi müşteriye rezil olurdum. İkincisi sunumu yapamazdım. İyi ki varsın. Şunu dürtmenin zamanı geldi. Hatırlatalım bakalım kendimizi. Efendim. Ahucuğum. Aa, ayran içtik, ayrı mı düştük ayol? Unuttun bizi.
Sizi unutmak ne mümkün? Aa, mümkün herhalde. Baksana, biz aramasak hiç aramayacaksın bizi. Numaramı nereden aldınız? Ayol, düşman mıyız biz? Ayıp oluyor ama. Yok, telefonum da kayıtlı değil. O yüzden şaşırdım tabii. Tamam tamam Ahucuğum. Şaka yaptım hayatım. Sana çok güzel haberlerim var. Pırını pırtını toplayıp buradan gidiyorsundur umarım. Evet. Ahucuğum, anlamıyorum seni. Sesin gelmiyor, çekmiyor mu senin olduğun yerde? Ne haberi vereceksiniz Cahile Hanım diyordum. Aa, öyle kuru kuru söyleyemem vallahi. Sen kahveleri hazırla, ben geliyorum. Benimki şekerli olsun, tamam mı? Cahile Hanım, evde temizlik var. Mümkün değil. Ay, ben yabancı mıyım Allah aşkına? Temizliği biten odaların birinde otururuz. Cahile Hanım, ben şu an sizi ağırlayamam. Ay, tamam tamam, geliyorum ben. Görüşmek üzere. Ah abla, ah. Başıma açtığım belalar gitgide büyümeye başladı. Nasıl kurtulacağım ben bu kadından ya? Umarım bir aptallık yapıp Deniz'le Öykü'yle konuşmamıştır. Ama her şey beklenir bu kadından. Kimle konuşuyorsun? Ay, kimseyle konuşmuyorum Ay, sen nereden çıkardın? Aa, kulaklarımla duydum. Kendi kendine konuşmaya mı başladın? Ay şey, televizyon açıktı da benim dizi başlamış. Ona söylenip duruyordum. Ben şu mutfağa bir gideyim bakayım. Yapılacak işler var mı? Yalçın. Sürpriz. Ne o? Mutluluktan konuşamıyorsun. Çok mu özledin beni? Keşke haber verseydin geldiğini. O zaman sürpriz olmazdı. Ve bu güzel yüzünü aldığı ifadeyi görememiş olurdun. Hadi gel içeri. Bunlar niye evdesin? Dışarıda halletmem gereken işler vardı, onları hallettim bu. Holding'i aradım, bütün toplantıları iptal etmişsin. Evet, öyle oldu. Dışarıdaki işlerim çok önemliydi, o yüzden onlarla ilgilendim. Bana anlatacak bir şeyin var mı? Yok, anlatılacak bir şey yok baba. Peki, öyle olsun. Ama bugün 17'deki toplantı çok önemli. Mutlaka katılmanı istiyorum. Baba, ben o toplantıyı çoktan erteledim bile. Ben de aradım, ertelenmemesi için rica ettim. Çınar, projeleri bu kadar ileri atarsak elimizde yapacak iş kalmayacak. Hadi toparlan, kendine gel. Baba bak, ben sana her seferinde söylüyorum. Bahane istemiyorum. Hadi hazırlan. Birlikte holdinge gideceğiz. Sen çok özlemişsin belli ama önce bir dur. Sen beni özledin mi? Özledim tabii ki. Tamam. Niye hiç orada gitmiyoruz? Önce içeri gitmeden anlat bakalım, dünyanın bir öbür ucu nasıldı? Ya sıkıcı. İşte iş toplantıları, birine çıkıp birine girdim. Sadece iş diyorsun yani. Hayır canım. Sadece iş değil tabii. İşten arada kalan zamanda seni özledim söyle. Pek inandırıcı gelmedi ama neyse. Daha sürprizimiz bitmedi ama. Bunu bana mı aldın? Tabii sana aldım hayatım. Dünyanın öbür ucundayım diye seni kalbimden çıkaracağım mı sandın? Teşekkür ederim. Buyurun Cahil Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ahucuğum içeride mi? Ahu Hanım, Ahu Hanım. Ahucuğum. Hoş geldiniz. Aa, canım.
Ne oldu, senin neyin var? Moralin bozuk gibi, böyle bir keyifsizsin. Yok bir şeyim. Sadece başım ağrıyor. Ben şimdi o baş ağrını alırım. Suzan, bize iki tane kahve yapar mısın? Terasta mı içelim? Suzan, kahveleri terasa getir. Peki efendim. Ay çok önemli şeyler anlatacağım sana. Gel, gel. Her şey zamanla öyle güzel olacak ki. Bu yaşadığımız günleri hatırlamayacağız bile. Bir gün mutlaka kavuşacağız. Birbirimiz için yaratıldığımız eninde sonunda sen de anlayacaksın. Aramıza girmek isteyenleri yıkıp geçtiğimizde mutlu günlerimiz başlayacak. Tüm dünya gerçeklerinden daha çok seviyorum senin için. Anlatacak mısınız artık? Ay yeminle öyle bir şey oldu ki. Anlatın hadi. Aysel barışmaya ikna oldu. Ne? Nasıl yani? Vallahi kendi ağzıyla söyledi. Hem de öyle içten ve samimiydi ki. Yok canım, öyle bir şey söylememiştir. İnatçıdır o. İnadı mınadı kalmamıştı onun. Çok mutluydu. Deniz ve Öykü de öyle. Ne? Onlar da mı öğrendi? Öğrendiler tabii. Çok mutlulardı. Oldu, oldu. Ben de çok güzel oldu. Sonra alarm sesi. Ne alarmı? Ne diyorsunuz siz? Saatin alarmı canım. Öyle apar topar uyandım. Anlamadım. Hepsi rüyaymış canım. Niye o çektiniz Ahu Hanım? Yok, ben şaşırdım sadece. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Yani siz baştan beri rüyanızı mı anlatıyordunuz bana? Ay o kadar gerçekti ki. Ağlayarak Öykü'ye, Deniz'e sarılmıştın. Ah yavrularım, teyzeniz sizin büyüdüğünü nasıl göremedi diyordun. Yemin ederim iki gözüm önüme aksın. Gözyaşlarım süzülmüştü yastığa. Senin acını şuramda hissettim. Rüya işte. Çok dert etmeyin siz. İki kardeşin küstüğü nerede görülmüş ayol? Hayat işte. Her şey biz insanlar için. Bak biz de abimle küstük ama barıştık. Dünya hali. Yarın bir gün senin başına bir şey gelse Aysel'in ciğeri yanar. Sana bir müjdem var diyordunuz. Bu muydu? Hiçbir şey unutmuyorsun. Ben bu rüyamı Aysel'e anlattım. Vallahi bana öyle geliyor ki yumuş yapış gibi. Hatta barışmak istiyor ama bir türlü söyleyemiyor. Bence siz gereksiz yorum katıyorsunuz olaylara. Gel, inat etme. Bak, yeğenin Deniz de gözünün önünde ve teyzesi olduğunu bilmiyor. Hala? Aha, tatlım. Gelmişsin, hiç haber vermiyorsun. Ahu Hanım kahve içelim diye ısrar edince kıramadım onu. Afiyet olsun ikinize de. Tatlım, rengin soluk gibi senin. Hasta değilsin değil mi? Yok halacığım. Dün gece çok uyudum, ondandır. İyi o zaman, hadi gel. Birlikte oturalım. Annemler nasıl halacığım? Sen nasılsın? Biz iyiyiz hayatım. Asıl sen nasılsın? İyiyim ben, gayet iyiyim. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim. Ahu Hanım burada yanındayken gözüm hiç arkada kalmıyor. Sana çok iyi bakmışlar, baksana belli yani. Allah herkese böyle bir elti nasip etsin. Ay 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 ay, bakar mısın ya? Şu yeğenimizin güzelliğine bakar mısın? Prenses, prenses. Yeğenim demek istedin herhalde halacığım. Aa. Tabii ki sen yalnızca benim yeğenimsin hayatım.
toplumda benden başka bir akraban mı var? Keşke başkalarının da böyle bir yeğeni olsa. Aysel Hanım'ın sağlığından bahsediyordunuz. Evet ya. Unuttum bir anda. Annem iyiydi mi hala? Tuf gibi maşallah ayaklandı. Dikişler dikiyor. Şu iş meselesini bir an önce halletmen lazım Şevki. Bakıyorum Aysel de. Ya ekmek aslanın ağzında. Bu zamanda gencecik çocuklar bile iş bulamıyorlar. Ne yapacağız peki? Böyle oturacak mıyız? Taksitlerin ödenmesi lazım. Biliyorum, biliyorum. En kısa zamanda iş bulacağım, merak etme. Sadece benim moda evinden kazandığımla olmuyor ki. Taksitlerin birkaçını ödedik ama sonrasını ne yapacağız? Tamam Aysel. Herkese haber saldım. Haber alır almaz hemen beni arayacaklar. Allah yüzümüze baksın Şevki, ne diyeyim? Amin, amin. Neyse ben bir mutfağa gireyim, geç oldu saat. Arkadaş, taksit paralarını da kumara yatırdık. Elde yok, avuçta yok. Ben ne yapacağım şimdi ya? Efendim Turgut. Yalçın? Karıcığım. Sesim yakından geliyor mu? O ne demek oluyor? Geldim demek oluyor. Sevinmedin mi? Ay, yani geliyorsun. Şimdi mi haber veriyorsun bana? Hadi yoldayım ben şimdi, geliyorum. Evde hasret gideriz. Ay hadi, gözünüz aydın. Kocanız mı geliyor? Evet, yoldaymış. Gözünüz aydın. Sağ ol. Fehmi Beyciğimi göremedim. Nasıllar, sıhhatleri nasıl? İyilerdir inşallah. Babam gayet iyi. Her zamanki gibi işinin başında. Ben Çınar'ı da göremiyorum uzun zamandır. Damat mı, evlat mı? İnanın ayıramıyoruz. Akşam yemeğine kal alacığım. Çınar'ı da görmüş olursun hem. Ay, yok taneler. Ay tamam, gideriz. Yok, onun için söylemedim. Malum eşim geliyor ya, uzun zamandan beri görmedim. Hani akşam yemek hazırlığı yaparım. Hani ailece yemek yeriz diye. Heyecanlandı. Kocası geliyor ya. Sen hiç merak etme. Ben hiç alınmam böyle şeylere. Ay, biz aile sayılırız burada. Hep birlikte yeriz işte. Yemeğimiz ne olacak ki? Etmiyorum Deniz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Gözümün içine baka baka başka erkeklerle gönül eğlendirmene izin veremem. Ben bunu yapamam. Bu kadar mıydı ya senin bana verdiğin söz? Çınar, sen bana güvendiğini söylemiştin. Sen benim güvenimi boşa çıkardın. Beni hayal kırıklığına uğrattın Deniz. Ben inanamıyorum sana ya. Ben sana inanamıyorum. Ben seni bu kadar yanlış tanımış olamam Çınar. Seni yanlış tanıyan esas benim. Benimle oynamana izin verdim. Ama bitti. Bu evlilik oyunda bir nokta koyma zamanı geldi. Buraya kadar. Yazık. Çok yazık Çınar. Kadın konağa yapıştı resmen.
Ay yakında buraya da yerleşir, hiç şaşırmam. Tehlike gösteri gösteri geliyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Alo? Abla, bu kadını hemen evimden al lütfen. Hangi kadın? Ay hangi kadın olacak? Sevgili görümcem Jale tabii ki. Kadın geldi, konağa yerleşti sanki. Çıkmıyor ya. Tutkalla yapıştı sanki. Ay söküp atamıyorum. Jale konakta mı şu anda? Ay nerede olacak abla? Evet konakta. Ay sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kadın konaktan çıkmıyor diyorum. Geldiği de yetmiyormuş gibi. Yani zoraki kendini akşam yemeğine davet ettirdi. Ay bu kadar da olmaz ki canım. Ay, yani utanmasa yatıya kalacak. Görgüsüzün teki. Ya ben mi gönderdim kadını başına? Bulmuş bir boşluğu çıkıp gitmiş işte. Ya ben sen mi gönderiyorsun diyorum. Ya gelmesine önlem al, bir şey yap. Onu söylüyorum. Tamam, eve geldiği zaman uyarırım. Eve geldiğinde değil. Hemen çıkar şu kadını evimden. Ben bilirim böyle tipleri. Hayatı boyunca göremeyeceği imkanları gördü tabii. Peşini bırakmıyor. Sinir otu ediyorlar beni ya. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım ben bu kadınla. Oh Şale. Nasıl ne yapacağımı biliyorum. Bak bakalım gidebilecek misin konağa? Bak. Gözlerinden belli. Anlatmıyorsun ama bir şeyler olmuş ve sen anlatmıyorsun bana. Halacığım, iyiyim. Dün çok çalıştım, uyuyakalmışım. Onun sersemliği var üstümde. Bak bir şey var da bana söylemiyorsan kırılırım gerçekten. Gerçekten iyiyim. Çınar'la aranız nasıl? İyi misiniz? Bak insan her şeyi annesine anlatamaz. Hala, bak biraz daha böyle sorular sormaya devam edersen ben burada imdat diye bağıracağım ama. Telefon çaldı, dua et. Yoksa seni rahat bırakma. Alo. Jale nerede kaldın? Ay biraz işim uzadı hayatım. İşlerimi tamamlayıp geleceğim. Ben işlere bir anda yüklenmişim ya. Onun için böyle başım döndü. Ben çok kötü hissediyorum kendimi. Daha erken gelebilir misin? Tamam tamam. Geliyorum ben birazdan. Sen şimdi yat, uzan, dinlenmene bak, tamam mı? Haydi görüşürüz. Bir şey yok değil mi? Yok canım. Beni özlemiş. Yanında istiyor beni. Birlikte gelseydiniz keşke. İşleri yoğundu. Sonra ben de üstelemedim pek. Ne diyordum ben ya? Her şey anneye anlatılmaz. Halam burada. Bana anlatacaksın. Bende her şey sır kalır. Tamam halacığım. Gidiyor musun sen? Şimdi aklı bende kalır. Ben gideyim. Yemeğe başka bir zaman gelir. Tamam. Ayağına sağlık halacığım. Aa gidiyor musunuz? Ay evet. Yemeğe artık özel olarak gelirim ben. Hay Allah. Yemeğe kalmadığınızda çok üzüldüm. Yalçın Bey'e çok çok selamlar söyleyin. Böyle bir konakta tek başına olmak çok zor olsa gerek. Ben seni geçireyim halacığım. Densiz. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Hoş bulduk Elvan. Elvan, Yalçın Bey'in bavulunu boşalt. Peki efendim. Kirlerinde makineye yatarsın. Elvan, üstteki gri kalsın, alttakini götürebilirsin. Siz nasıl istersiniz Yalçın Bey? Yalçın, haber vermeden gidiyorsun, haber vermeden geliyorsun. Bu nasıl iş? Hayatım, o toplantı senin, bu toplantı benim, pilim bitti zaten. Ha, çok yoğundun yani. Yoğun olmadığım zamanlarda oldu. Peki o zamanlarda ne yapıyordunuz Yalçın Bey? Sizi özledik küçük hanım. Ay tamam dur şimdi salonun ortasında. Ne var canım? Kaç yıllık eşim değil misin? Aa, kaç yıllık eşini aramak gelmiyor ama aklına. Sürpriz yaptım, ne var bunda? Hem sana çok güzel hediyeler aldım. Ay bırak şimdi hediyeyi. Git Esin'i gör. Çok özledi seni.
Hediyeleri yatak odasına bakarız o zaman artık. Her sezon aynı şeyler ya. Bunu da aldım. Bu da var bende. Ondan sonra Esin neden kıyafet bulamıyor? Gerçekten sıfır yaratıcılık ya. Peki yaratıcılık konusunda babanın sürprizleri nasıl buluyorsun sen? Baba! Gel buraya. Neredeydin sen? Canım kızım. Ya çok özlemişim seni. Asıl ben seni çok özledim canım bizim. Kızım. Sen büyüdün mü? Yok artık baba. Artık büyümem herhalde. Hadi gel. Anlat bakalım. Ne yaptın ben yokken? Hiç. Öyle bildiğin gibi. Sen niye haber vermedin geleceğini? Sürpriz yaptın. Fena mı oldu? Müthiş oldu. Annem de havaları uçmuştur. Bakalım sen havaları uçacak mısın? Ne o? Aç bakalım. Baba, inanmıyorum. Unutmamışsın. Unutmuyorum hiç, canımın içi. Sen de küçücükken benden mızıka istiyordun ya her yurt dışına çıktığımda. O kadar toplantının arasında dükkan dükkan gezip sana mızıka arardım. Babam ya. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babasısın. Ben de seni çok seviyorum. Mızıka sesini duyunca hep çocukluğum aklıma gelir. Yalçıncığım herkesi düşünmüş. Çınar senle konuşamadık. Evlilik nasıl gidiyor? Deniz'le bir yastıkla kocaman fikrine iyice alıştınız mı? Güzel gidiyor abi. Evet. Her şey yolunda. Yalçın anlat bakalım işler nasıl gitti ha? Çok iyi baba. Özellikle son bilançoyu gördüğünde benimle gurur duyacaksın. Boşuna gitmemiş yani, ha? Çin piyasası nasıldı abi? Seneye Kocabay Holding olarak o piyasanın yarısını ele geçireceğiz. Bu soruyu bana o zaman sor. Bu arada yatırımcılar projelere bayıldı. Bir kısmı gelip bizzat görmek istiyor. Hadi bakalım. İşler iyi gitti diyorsun ha? İyi demiyorum baba. Çok iyi diyorum. Bizim projelere bayıldılar. Benim geçen senelerde saha araştırması yaptırdıklarım vardı ya. Hı. Onlara ciddi ilgi gösterdiler. Bizim oradan sadece iki yatırımcıyla işbirliği yapmamız demek. Kârlılığımızı tam 5 kat arttırmamız demek. Bu işbirliğinin bu kadar verimli olacağını doğrusu düşünmemiştim. Aferin. Tebrik ederim abi. Senin yaptığın bu yatırımlar gelecekte bayağı kazanç sağlayacak bize. Çınar, sana bir abi tavsiyesi vereyim. İş hayatında disiplinden asla taviz vermeyeceksin. İş her şeyin önünde gelecek. Yalçın, sen yokken Çınar şirketleri çok iyi idare etti. Senden kalan bütün toplantıları, görüşmeleri tamamladı. Hatta kredi görüşmelerini bile bitirdi, değil mi? Senin sayende baba. Senin desteğin olmasa ben bunların hiçbirini yapamazdım. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Erken mi yatacaksın kızım? Evet anneciğim. Çok yorgunum. Hadi iyi geceler. İyi geceler tatlım. İyi geceler. Ay ben de öyle yorulmuşum ki ya. Akşam olunca insan daha çok anlıyor. Ben sormayı unuttum sahi. Sen neredeydin bugün? Gittim. Bir arkadaşım vardı. Buradan taşındı başka bir mahalleye. Biraz rahatsızlanmış. Onun yanına gittim. Annesi gelince de hemen buraya geldim işte. Allah sağlık versin. Ay dur ne olur Aysel'cim ben yaparım. Sen bugün de aradın zaten. Dinlen birazcık. Ya o değil de. Saat kaç oldu ya? Şevki hala ortada yok. Hayatım iş bakıyordur adamcağız. Güven birazcık. Ya arasın aramasına da yine şu kumar illetine düşer diye korkuyorum. Ay Allah aşkına koca adam söz verdi sana. Ben kefilim bir daha asla yapmaz.
Arkadaş oyuna girecek 5 kuruş param kalmadı ya. E daha ne bekliyorsun burada bizler o zaman? Ya bir kredi mi açtırsın acaba? Bak daha çok batacaksın. Yine benden bilme bu sefer. Ya birader sen ayarla gelirsin merak etme ya. Eminsin yani? Kazanacaksın öyle mi? Ya eminim eminim. Hem kaybettiklerimi kazanacağım hem düzene para kazanacağım bak. Bakacağız çaresine. Yalnız bak aramızda kalsın. Senin için yapıyorum başkası duymasın. Tamam birader sen merak etme. Sen ayarla ben kimseye söylemeyeceğim. Söz aramızda sır olarak kalacak. İyi bakalım. Hadi eyvallah. Abi versene şunları. Eyvallah. Hadi şeytanım olsun. Eyvallah birader. Yanında bir gün bir saniye yokluğumsa bir ömre bedel. Korkuları hapsettim köşeye yüzleşmeye hazırım gel. Hatırlar mısın? Teşekkürler. Rica ederim. Fırtınalar kopardı. Takvimler hep yalan söylemiş bana. Sensiz her gün bahardı. Gel dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık. Tükendim artık bir son ver. Gel sarılmasan olur. Hatta konuşmasak. Yalanım yok bir şans ver ne olur. Gel dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık. Tükendim artık bir son ver. Ah Elvan'a. Bavulu boşalt dedim. Öylece bırakıp gitmiş. Bunlar bir iş beceremezler. Ya her şeyi hatırlatacaksın. Öğle saati geldiyse neden bana akşama doğru geldim dedi ki? Bunca saat neredeydi? Şirkete de gitmedi. Neler karıştırıyorsun sen Yalçın?
Papaz Züper. Golü yedi mi? 3-10'lu. Arkadaş bu da mı gol değil ya? Sakin ol Şevki. Oturduğundan beri kaç defa kazandın sanki? Hem oynamayı bilmiyorsun hem masaya oturuyorsun kardeşim. Ne diye hatalar yapıyorsun ki şimdi? Ya bırakın boş yapmayı da hadi kağıt yapın ya. Enayi. Yine düştün elime. Bir de kendini kurnaz sanıyor, iyi mi? Dünyalar güzeli karım benim. Seni nasıl özledim bir bilsen. Hediyelerini beğendin mi? Bu ne? Uçak bileti ne var? Hadi ya. Uçağın öğlen iniş yapmış. Akşama kadar neredeydin Yalçın? Hiç sorma hayatım ya. Önce uçak rötar yaptı. Ondan sonra işte valizler birbirine karışmış. Akşama kadar onu bekledim. Ama şimdi ben bu kıskançlıklar yüzünden aldığım en güzel hediyeyi veremeyecek miyim? Bakalım. Bakalım, bakalım. Teşekkür ederim, çok şıkmış. Hayatım, hiçbir şey senden daha şık değil. Dünyadaki en güzel pırlantalar bile senin yanında soluk kalıyor. Uyuyakalmış. Ne de güzel uyuyor.
Uyudu mu acaba? Ya. Bu kadar erken nereye gitti ya bu? Ay. Aa, bu kız da kahvaltısını yapmamış. Sabah sabah erkenden işe gidiyor ya. Bravo vallahi, ne azim var kızda. Bak göreceksin bak, bu ileride bir yerlere gelecek bu kız. Abi. Abi. Hangi diyarlardasın sen? Bir şey mi dedim? Çok şey dedim. Kahvaltını da yapmamışsın. Neyin var senin, hasta mısın? Arkadaşlar aradılar da bir iş varmış. Ben bir ona bakıp da geleyim. Bir şeyler var bunda ama dur bakalım. Kokusu yakında çıkar. Aa, Şevki nerede? Şimdi biraz önce çıktı. Aa, bir alasmalık demeden mi gitti? Ne acelesi varmış ki bu kadar? Ay Aysel sen de yani, adam iş arasa başka türlü, aramasa başka türlü. Ya kaç yaşında adam ya? Artık ona da dokunuyordur bu haller. Doğru söylüyorsun Jale. Ben de son zamanlarda çok üstüne gittim. Ay Aysel'cim, ben sana söylemeyi unuttum. Benim işim var. Ben birazdan çıkacağım. Aa, nereye gidiyorsun? Hasta arkadaşına mı? Canım, annesi geldi dedin ya, artık ona gitmene gerek kalmamıştır. Yok canım, ona gitmiyorum. Ben hasta bakıcısı mıyım canım, sürekli ona gideceğim. Şeye gideceğim ben, çarşıya çıkacağım. İndirimler başlamış. Şöyle üstüne başıma güzel bir şeyler alayım ya. Aa, yok olmaz. Alışverişi başka gün yap. Bugün kışlık sosla reçel kaynatacağız Jale. Hayır Aysel, onu yarın yapalım. Aa, olmaz. Meyveler yarına kadar beklemez ki. Bak şimdi sen sofrayı topla, ondan sonra bir an önce işimize başlayalım. Hadi. Ay Aysel, belim. Var ya, o kadar çok ağrıdı ki. Ben şurada doktora gidip hemen bir ilaçlarımı yazdırayım, tamam mı? Jale'cim bak, biz şimdi işlerimizi bitirelim. Ondan sonra belin ağrımaya devam ederse doktora birlikte gideriz, tamam? Hadi, toplayalım şurayı. Ay. Günaydın. Bugün kahveler benden. Şirkete gelmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Yanında tatlı da ister misin? Yoksa ben yeterince tatlıyım mı diyorsun? Aman ne biçim laflar ya? Sabahın köründe yok tatlı, yok kahve, yok sen mi tatlısın? Ya zaten her şey senin yüzünden oldu. Ben bugün dün gelmiyorum. İyi misin? Yoksa hasta mı oldun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ya ben iyiyim ya da değilim. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Benim sana niye ihtiyacım olsun ya? Tamam. Her gün işe gelmek zorunda değilim. Hasta da değilim. Yeterince sağlıklıyım. O Serdar'dan'ın iti mi mesaj atıyor acaba? Hafif bir şeyler mi sorsam ya?
Daha önce bu kadar makyaj yapmazken şimdi kimin için süsleniyor böyle? Kimin için olacak? Cevabı belli. Mesajlaştığı kişi için yapıyor bunları. Orada öylece otur. Aman açma ağzını. Sessizlik yemin etmiş resmen. Üzerindekiler yeni galiba. Yok. Geçen yıl öykü almıştı doğum günümde. Neden sor? Hiç. Dikkatimi çekti. Yeni zannettim. Makyajın da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Benim çıkmam lazım. Holding'de bir iki toplantı yapmam lazım. Gel. Aa, gel kızım. Babacığım ilaçlarınız. Gel kızım gel. Ahu. Kızım bana söylemek istediğin bir şey mi var? Sizi meşgul etmeyeyim şimdi. Malum işleriniz vardır. Kızım benim sizden daha önemli ne işim olabilir ki? Lütfen oturur musun? Evet kızım seni dinliyorum. Sizin yüreğinizin ne kadar büyük olduğunu, aileye ne kadar önem verdiğinizi biliyorum. Size büyük bir hayranlık ve saygı duyuyorum. Hatta sizi örnek alıyorum. Bu sözlerin için teşekkür ederim. Ama bana gösterdiğin saygı kadar sevgi ve güven de isterim. Babacığım nasıl bir söz o? Benim o zaman Ahucuğum, benimle rahatça konuşabilirsin. Biz bir aileyiz değil mi? Aslında söylemek istediğim de aileyle ilgili. Çınar'ın evlenmesiyle ailemiz büyüdü. Deniz'in ailesi de bir parçamız oldu. Ama... Aması ne? Elbette. Kapımız her zaman açık onlara. Yalnız... Cale Hanım. Yani keşke konağa haber verip gelse. Ay lütfen beni yanlış anlamayın. Yani anlarsınız da çok üzülürüm. Cale Hanım neşeli, enerjik, değişik bir hanım. Ama görgü eksikliği var. Yani her gün çat kapı konağa geliyor. Konağın da düzenini biliyorsunuz. Nasıl ağırlayacağımı, ne hazırlayacağımı bilemiyorum. Bir şey demediniz babacığım. Umarım haddimi aşmamışımdır. Haklısın kızım, hem de çok haklısın. Ben de gönlünü kırmadan bu meseleyi nasıl hallederiz diye düşünüyordum. Ben uygun bir dille kendisiyle konuşurum. Hani kalbini kırmadan. Tabii siz de izin verirseniz. Aman kızım. Kırıp dökmeden bu meseleyi hallederim, tamam mı? Tamam. Görüşmüyorum Serdar'la. Bunu da nereden çıkartıyorsun falan demedi kardeşim. Neden? Çünkü gerçek bu Barış. Gözümle gördüm sarmaş dolaş olmalarını. Nasıl inkar edecek ki abi? Yani inkar etse ne diyecek? Tek söylediği bana güvenmiyor musun? Pişman olacaksın. Sana yazıklar olsun falan. Asıl sana yazıklar olsun Deniz. Serin gel şampiyon. Bak Çınar, yarın pişman olacağın sözleri söyleme.
Hem benim anladığım kadarıyla sen Deniz'i dinlememişsin ki. Bağırıp çağırıp suçlamışsın kızı. Eminim tüm bu olanların bir cevabı vardır. Önce sakinleş, sonra al Deniz'i karşına. Sor. Ne değişecek ki? Deniz'i dinle ve sonra öğren. Ne değişecek ki abi? Barış, görmüyor musun? Biz artık sadece başkalarının yanında rol yapıyoruz. Hiçbir şey konuşmuyoruz bile. Bu saatten sonra sorsam da cevap vermez zaten. Biraz sakinleşsin, dinleyecektir seni. Bak, Deniz aklı başında biri. Muhakkak bu tüm olanlara verilebilecek bir cevabı vardır. Ama senin de biraz aklını başına alman lazım. En çok bağıran haklı değildir. Unutma bunu kardeşim. Ya sormadı ki anlatayım Selma. Geçti karşıma bas bas bağırdı. Yok efendim ben evli bir kadın olarak nasıl başkalarıyla görüşürmüşüm? Yok efendim Serdar bana niye çiçek almış? Ya bir de bir şal mevzusundan bahsetti. Onu hiç anlamadım zaten. Delirmiş gibiydi. Ya gerçekten delirmiş gibiydi. Kafayı bozmuş Serdar'la. Asla affetmeyeceğim onu. Bu sefer gerçekten söylediği hiçbir şeyi hak etmiyorum ben. Bu basit bir yanlış anlaşılma değil Selma. Bu sefer gerçekten çok büyük kavga ettik diyorum sana. Kavga neymiş? Yemekteki o aşk dolu halleri sahteydi demek ki. Aferin Serdar. Bir gün çiçek, bir gün şallı hallettin bu işi. Çınar. Ha? Selam. Merhaba Tekin Bey. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Tekin Bey? Her gün daha iyi. Güzel. Oturmaz mısınız? Bir kahve ikram edeyim size. Yok, sohbet derin, ben hiç bozmayayım. Başka zaman konuşuruz, içeriz inşallah. Sizin bir fotoğraf stüdyonuz vardı değil mi? Evet. Bir arkadaşım torunu için özel bir çekim yaptırmak istiyordu. Rica etsem bir kartınızı verir misin? Tabii ki, ne demek. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ ol. Buyurun. Çınar, geçmiş olsun. Kolundaki leke. Bu mu? Doğum lekesi bu. Doğum leke. Evet. Anladım. Ben de yaralandım mı diye merak etmiştim. Ha. Neyse, ben bölmeyeyim sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşürüz. Çınar Efendi, karşıdaki dağları yıkmak yerine Deniz'in kalbini kazanmaya çalışsan Çınar Efendi, daha iyi olmaz mı? Her zaman böyle mutlu son olmuyor demek ki. Bu masal da buraya kadarmış kardeşim. Bu iş bitti. Of Çınar. Ne demek masal bitti? Sizin masalınız daha yeni başlıyor kardeşim. Bu masal bitti, mutlu son olmadı saçmalıklarını at kafandan artık. Olmuyor kardeşim. Ya bak kötü düşünmeyeyim diyorum. Ama Serdar'la Deniz'in sarılmış hali gözümün önünden gitmiyor abi. Tamam anlıyorum seni kardeşim. Gerçekten katlanılması zor bir durum. Ama anlamadan, dinlemeden Deniz'in ne kalemini ne de kalbini kırma. Barış, gördüm diyorum abi, gördüm. Kendi gözümle gördüm. Sarıldılar diyorum sana, anlamıyor musun beni? Çınar yeter ama. Sustur içinde artık şu bağıran çağıran adamı. Göz gördüğüne, kulak işittiğine, gönül görmediğine inanır. Sen de Deniz'in gözlerine değil, yüreğine bak. Söylediklerini değil, söylemediklerini dinle. O zaman anlayacaksın seni sevdiğini. Boşuna kendini kandırma. Sen de Deniz'i seviyorsun. Doğru bu. Ve doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Serdar'ın hadsizliğinin bedelini Deniz'e ödetme. Keşke bu kadar kolay olsa kardeşim. Kolay olsa adı aşk olmazdı Çınar. Baba.
Babalara özel serimizden sert içimli ekspresyonuz. Buyurunuz efendim. Baba. Alo. Baba iyi misin? Ha? Ha. İyiyim oğlum. Eline sağlık. Afiyet olsun. Baba. Baba. Sende bir şey var. Konuşmak ister misin benimle? Oh. Hay Allah ya. Oğlumla karşılıklı bir kahve içirmediler. Mesaj, mesaj, mesaj. Kusura bakma evlat. Benim hemen çıkmam lazım. Tamam. Harika olmuş. Görüşürüz. Kesin var bir şeyler. Evet anneciğim. Genel müdür olarak ilk görevimi duymak için sabırsızlanıyorum. Defileye az kaldı. Evet farkındayım. Ve bu defile bizim için çok önemli. Biliyorsun. Bilmez miyim anneciğim? Yani yılda tek sefer yapıyoruz ve neredeyse 2 yıllık kazancımızı o defile sağlıyor bize. E tanıtım da cabası. Bu sene o defilenin tüm sorumluluğu sendin. Tüm derken? Yani manken seçimi, kreasyonun oluşumu, işte ne bileyim defile yeri gibi. Aklına gelebilecek her şey. Anneciğim çok teşekkür ederim ya. Bana güvenip bu kadar önemli bir görev verdiğin için o kadar çok mutluyum ki. Seni asla mahcup etmeyeceğim. Çalışmanın raporları bana gelecek. Ha, yani ne yaparsan yap, haber ver ama diyorsun yani. Aksine. Her zaman yanındayım diyorum. Sinem ve Öykü de sana yardım ederler. O kadar iyi bir iş çıkartacağım ki anne. Benimle bir kere daha gurur duyacaksın. Ondan şüphem yok. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok. Hadi ama işler seni bekliyor. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Pekin merkezi yatırım ortaklığı konusunda prensipte anlaştık. Güzel. Şartnameye benim söylediğim maddeler ilave oldu mu? Tabii. Bu arada Pekin'deki firma aynı bizim gibi. Köklü bir aile şirketi. Hmm. Yönetim kurullarına büyük babaları başkanlık ediyor. O da size benziyor. İşinde titiz ve gelenekçi. Yalçın biz buna gelenekçi demiyoruz. Biz buna sağlamcılık diyoruz. Ha? Tabii. Bu sebeple gelirken holding için hazırlattığım yeni tanıtım kataloğunun fiziki bir örneğini getirdim. Ver bakayım. Eğer onaylarsanız hem fiziki hem de sanal ortamdaki kopyalarını karşı tarafa ileteceğim. Sen buna yenilikçilik mi diyorsun? Nasıl? Yalçın, holdingi bu fotoğraflarla mı tanıtacaksın? Ya sen bu fotoğrafları cep telefonuyla mı çektin? Ben bütçeyi aşmamak için... Yalçın, iyi bütçe demek giderleri minimize etmek demek değil. Doğru yatırıma doğru bütçeyi ayırmaktır. Yani uluslararası bir anlaşmaya böyle bir katalogla katılmak ya bizim itibarımızı yerle bir eder. Anladım, anladım. Ben bir ajansı arayayım. Buna nasıl bir zaman ayıracaklar öğreneyim. Zaman yoksa bulacaksın, imkan yoksa yaratacaksın. Ajansı falan arama, yaptıkları iş ortada. Sen Çınar'a söyle, o halleder. Baba Çınar nasıl halledecek? Zaman mı var, ekip mi var? Yalçın, ne diyorsam onu yap. Çınar'ı ara. Çınar mızmızlanmaz. Çözüm üretir. Ha, ekip mi dedin ya? Deniz'le Çınar'dan daha iyi ekip mi olur? Yalçın, bahane üretmekten, çözümü dışarıda aramaktan ne zaman vazgeçeceksin sen? Hı? Haksızlık yapmıyor musun babacığım? La havle. Tamam Yalçın, çıkabilirsin. Ben Çınar'ı ararım. Peki.
kere de doğru dürüst iş yap be. Aa, hoş geldin hayatım. Hoş buldum canım. Yalçın dönmüş, duydun mu? Ha, öyleymiş. E geciktirmeden gidip konuşalım diyorum. Niye ki? Ay niyesi var mı? Özgür'le Esin'in söz işini konuşacaktık. Yurt dışından dönsün de konuşalım demedik mi? Ha. Ya hayatım, adam daha yeni geldi. Gelir gelmez kapısına Allah'ın emrine gidilir mi? Siz önce bir Ahu ile konuşun, tamam? E doğru söylüyorsun. Tamam, sen ayarlayın işte. Hadi. Geçmiş olsun. Kolundaki leke. Bu mu? Doğum lekesi bu. Doğum leken. Evet. Çınar. Sen iyi olabilir misin? Aynı leke. Aynı yerde. Tesadüf. Tesadüf olamaz. Sakin ol Tekin. Sakin. Hemen harekete geçme. Çok sağlam kanıtlarla çık karşılarına. Efendim baba. Çınar merhaba evlat. Neredesin? Toplantıya, holdinge gidiyorum baba. Yok hayır, holdinge gitme, toplantıya girme. Hemen konağa geri dön. Hayırdır? Bir sorun mu var baba? Yok yok, çözülmeyecek bir mesele değil. Ama vakit kaybetme, hemen gel konağa. Söyle Deniz de gelsin, olur mu? Tamam. Tamam, geliyorum baba. Oyalanmayın. Yalçın, beceriksizliğin ilk defa işe yaradı. Güzel, güzel. Alo, bizim bugünkü toplantıyı başka bir zamana planlayalım. Peki, nasıl isterseniz Çınar Bey? Tamam, görüşürüz. Toplantıyı iptal ettirecek ne olabilir ki? Acaba Deniz'de olan sorunu mu anladı? Neyse. Bir kere de aradığımda bulayım seni ya. Şu hale bak, dağınıkla. İnsan kendini kaybeder burada. Kimse engel olamayacak aşkım Açınar. Ne annem, ne dedem, ne de o yılan suratlı Deniz. Sen bile Açınar. Benim olacaksın, sadece benim. Gideceğiz bu lanet evden. Sadece sen ve ben. Kimse bulamayacak bizi. Kurtaracağım seni Deniz'den. İçine akıttığı zehirli aşkı da söküp atacağım. Gerekirse başını koparacağım Deniz yılanının. Ne pahasına olursa olsun. Ah, ah benim küçük kızım. Ben nasıl göremedim? Ne hale geldin sen? Beni çağırtmışsın patron. Genel müdürlüğün için diyorum. Hak etmişsin, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ama bu hepimizin başarısı. Otur lütfen. Zevkle. Ama sana kötü bir haberim var. Bu saatten sonra daha fazla çalışmamız lazım.
Kış kreasyonu için çalışmalara başladım ve bir görev dağılımı yaptım. Sen zaten öyküyle kreasyonu halledeceksin. Hani defileyle eş zamanlı gitsin diye diyorum. Defile için 45 parçaya ihtiyacımız var. Ve bu da 15 manken eder. Bulabilir misin? Orası kolay. Önceki çalıştığımız mankenlerden seçeriz. Eski çalıştıklarımız zaten okey. Ama ben yeni yüzler arıyorum. Yeni patron, yeni mankenler diyorsun. Taze kan iyidir yani. En iyilerini seçerim, merak etme. Tamamdır. O zaman ön elemeyi sen yap. Ama son görüşmeyi bizzat ben kendim yapacağım. Nasıl istersen. Görüşürüz. Kolay gelsin. Esin'cim. Anneciğim, sen sormadan söyleyeyim. Okulda değilim çünkü dersim yok. Ve proje ödevimi de bitirdim. Aa, yapma kızım. Seni duyan da beni sert bir anne sanacak. Sorguya gelmedim ki. Hanımefendi, siz kimsiniz ve anneme ne yaptınız? Gel bakayım sen buraya. Anne. Cidden iyi misin? Ya da ben iyi miyim? Yani bak, gerçekleri saklama benden. Ne kadar ömrüm kaldı? Aa, o nasıl söz öyle? Ağzından yel alsın. Sen benim hayatımın anlamısın. Yok yok. Ben gerçekten uyanamadım sanırım. Yani bu bir rüya, değil mi? Bak, anlıyorum ama. Sen de beni kötü anne ilan ettin. Yani tamam, bu aralar yani üzerine gelmiş olabilirim. Ama her şey senin iyiliğin için. Sen mutlu olduğun zaman ben mutlu olabiliyorum. Benim mutluluğum senin için o kadar önemli mi anneşko? Önemli tabii. Hem de her şeyden önemli. Bak ne diyorum biliyor musun? Hı. Bugün anne kız günü yapalım. Hani senin çok sevdiğin bir ayakkabı vardı ya, almak istediğin. Gidip onu alalım. Ne dersin? Ya çok güzel olurdu derdim ama ben Derya'ya söz verdim. Sinemaya gideceğiz. Tabii sen de gel derdim ama yani korku filmi çok senin tarzın değil. Affet. Peki. Bu seferlik affettim küçük cadı. Ama sözünü unutma. Tamam mı? O zaman sen fikrini değiştirmeden ben kaçıyorum. Hadi iyi eğlenceler. Teşekkür ettik. Alo. Merhaba, Tekin Yüksel ben. Avukat Bey'i bağlar mısınız? Tabii efendim, bağlıyorum. Buyurun Tekin Bey. Hah. Avukat. Elinde ne iş varsa hemen bırakıyorsun. Halit'le yeğenimin DNA testi lazım bana. DNA testleri mi? Evet, DNA testleri lazım bana. Tekin Bey, abiniz ve yeğeniniz... Biliyorum avukat, biliyorum. Çok önemli olmasa rahmetleri yattığı yerden çıkartın demezdim zaten. Yalnız mezarı açtırmak için mahkeme emri gerekiyor. Bu da bir iki günde olacak iş değil Tekin Bey. Bu yüzden seni aradım ya zaten. Ne yap et, o DNA testini bana mutlaka ulaştır. Peki Tekin Bey, nasıl isterseniz. Haber bekliyorum. Ne oldu? Suratın sirke satıyor. Düşünüyorum. Turşuları diyorum, limonla mı kursak, sirkeyle mi? Tabii ki sirkeyle. Limonla. Ya ben 40 yıldır turşu yapıyorum. Aa, sirkeyle daha iyi olur. Yengeciğim, ben senden daha iyi turşu kuruyorum. Limonla yapılıyor. Hayır efendim, sirkeyle turşu suyu daha güzel olur. Limonla. Sirkeyle. Limonla. Ya sirkeyle. Limonla. Adile Naşit'le Münir Özkul'un filmi gibi oldu. Ay evet. Ay, rahmet istedi ruhları. Allah rahmet eylesin. Amin. Ay ne güzel filmlerdi değil mi? Böyle ailecek sabahın başına oturursun. Hüzünlenirsin, gülersin. Ailenin önemini anlatan filmlerdi bunlar. Çok keyifliydi. Aile demişken şimdi Ahu Hanım anlamaz bu tür ev yapımı turşulardan. Ben Fehmi Beyciğim'e bunlardan götüreceğim. Ahu her şeyin en iyisini bilir, merak etme. Hem organik pazarlar ne güne duruyor. Hem o böbürlenir, beğenmez senin benim yaptığımı. Hah, şöyle. Yengeni dinle. Senin suratın gibi sirkeyle yapacağız turşuyu da. Önce muhabbetin içine
Limon sık, ondan sonra espri yap. Bir şey mi dedin canım? Yok. Merhaba. Merhaba. Neden çağırdı bizi biliyor musun? Ben bir şey söylemedim. Bilmiyorum. Zaten yaptıklarını nasıl söyleyecektin ki? Neyse. İçeri geçelim, öğreniriz durumu. Gel. Girin çocuklar. Halletmemiz gereken önemli bir sorun var. Baba. Biz sadece... Yalçın. Yalçın'ın gene çenesi düştü değil mi? Ya bu çocuk ne zaman nerede kiminle konuşacağını öğrenecek. Yalçın da mı biliyor? Tabii. Beceriksizliğinin bahanelerini anlattı değil mi size? Çınar. Şu fotoğraflara bak. Bizi temsil edecek fotoğraflar bunlar. Ya kimler bile daha kötüsünü yapamaz. Fotoğraflar mı? Sen ne zannettin? Çınar aslında o kadar da kötü değildir diye düşünüyordu Fehmi Bey. Ama tabii fotoğrafları görünce fikri değişti. Değil mi Çınar? Evet evet. Birkaç tanesi iş görür baba. Bırak abini korumayı. Yani ben anlamam, siz daha iyi bilirsiniz ama bence bu fotoğrafların yeniden çekilmesi lazım. İyi olur, tamam. İkiniz birlikte. İkimiz mi? Evet, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu sözde en iyi size yakışır yani. Hı? Ben hallederim baba. Evet, bence de Çınar halleder Fehmi Bey. Çünkü benim yetiştirmem gereken bir sürü işim var. Çocuklar, kaybedecek vaktimiz yok. Bütün şantiyelerin resimleri çekilecek. Bu katalog bugün baskıya girecek. Hadi bakayım, iş başına. Fırlayın. Ahucum, bu arada Yalçın dönmüş, gözün aydın. Teşekkür ederim canım. Demir tavında dövülür bilirsin. Yani Yalçın Bey de döndüğüne göre artık şu söz işini halledelim diyorum. Ya Nurhancığım... Biliyorsun babamın bu konuda tavrı net. Esin daha okuyor. Şimdi sırası değil diyor. Babamın lafı üzerine laf söylemek olmaz şimdi. Ay hayatım, biliyorum Fehmi Bey Esin'in dedesi. Ama oğlan bizim, kız bizim değil mi şekerim? Yani anne babanın rızası olduktan sonra Fehmi Bey de kabullenir diye düşünüyorum. Ha ama bizim gönlümüz yok. Biz Özgür'ü istemiyoruz diyorsan o başka tabii. Ay. Olur mu hiç öyle şey Nurhancığım? Özgür ne kadar severim biliyorsun. Ay vallahi oğluma burun kıvırdın diye az kalsın gönül koyacaktım sana. Tamam tatlım, o zaman sen bu konuyu Yalçın'la bir konuş. Yalçın'la konuşurum da. Anladım ben. Sen Fehmi Bey'i dert ediyorsun. Dert etme hayatım. Yani zamanla kabullenir. Nihayetinde biz de bugün sünnet yarın deniz demiyoruz. Hele şu sözü keselim. Esin kızım okulu bitirince sırasıyla nişan, nikah yapılır tatlım. Hem düşünsene, çifte eğlence olur. Hem düğün hem mezuniyet. Bir de Özgür'ün hali vakti yerinde biliyorsun, işi hazır yani. Esin kızımızın da holdingde işi hazır. Sırada ne var? Mutlu bir evlilik. Doğru söylüyorsun. Sözlensinler. Hah şöyle, söz demek evlilik öncesi staj demek hayatım. Bak tarçınlı kurabiye yaptırdım sana. Ay bayılırım. Nereden başlayalım çekime? Fark etmez, kafana göre. İyi. Sahildeki şantiyeye gidelim o zaman. Hem güneşi kaçırmamış oluruz. Sen bilirsin. Ben senin kadar hevesli değilim. Fehmi Bey'i kırmamak için kabul ettim. Tabii.
Bugün holdingdeki işine de gidemedin zaten. Holdingde işim yok Çınar. Nereden çıkarıyorsun? Böyle giyinip süslenince. Ne süslenmesi ya? Ne ima ediyorsun sen? Bir şey ima ettiğim yok. Sabahtan beri yaptığın telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar falan. Belli ki bir randevum var. Randevum falan yok Çınar. Zaten ben anlamıyorum. Bu koca beylerin benim kılık kıyafetimden başka derdi yok mu? Derdi olan sensin bence Deniz. Bence sensin. Hatta anlat ki ben bileyim senin ne derdin olduğunu. İşimize de daha rahat devam ederiz değil mi? Senden hala dert mi var? Demek öyle. Öyle. İyi. Allah başka dert vermesin o zaman. Sağ ol. Tamam. Tamam, bekliyorum yarın yeni yüzlere. İyi günler. Bunlar tamam. Nerede bizim çalıştığımız mankenlerin dosyası? Heh, işte burada. Bakalım kimler varmış. Ebru. Çok mızmız. Özlem müsait değil. Of Sinem ya. Neden kabul ettin ki şu işi sırf Mert Paşa'mız istiyor diye? Bütün Angarya'yı yıktı resmen üstüme. Neyse. Ama ben sana yapacağımı çok iyi biliyorum Mert. Meltem Coşkun. Şimdi yaktım çıranı Mert. Sana öyle bir şey yapacağım ki annen seni evlatlıktan reddedecek. Alo, Meltemciğim. Nasılsın? Ay vallahi ya Esra, bana geldiler yani. Ben sıkıldım ya. Gidip biraz hava almam lazım. Afakanlar bastı bana. Ay. Yok, hiçbir yere gidemezsin Jale'cim. Kusura bakma. Niyeymiş o? Ya daha reçel kaynatacağız. Bak ben turunçla portakalları yıkadım. Tezgahta duruyorlar. Zahmet onları soyuver. Ay Aysel, yani seni gören de sanki İzmir'de değil de böyle karlarla kaplı bir yerde yaşıyorsun zanneder. Yavaş yavaş yaparız hayatım. Ne acelen var? Ay Jale'cim hadi. Az laf çok iş canım. Bak daha reçelleri kaynatacağız. Ben tek başıma yapamam ki bu kadar işi. Bozulsun mu meyveler? Of of of. Ya ben kedi çeyizime bu kadar zaman harcamadım. Ay. Zeki abi merhaba. Oo Şevki hoş geldin. Buyur otur. Abi hiç geçmeyeyim ya. Ben aslında şey için geldim. Yani boşta araç falan varsa taksiye çıkayım diye. Vallahi Şevki. Araç sahibi aracın birini hemen aldı. Durakta da başka boş araç yok. Boş yok ha. Ama kulağımda olsun. Eğer boşta araç çıkarsa gece gündüz hiç fark etmez abi. Çıkarım çalışırım yani. Tamam Şevki. Buyur bir çay içelim. Abi hiç içmeyeyim, alacağım olsun olur mu? Eyvallah. Hadi iyi günler. Eyvallah abi. Sağ olasın. Sağ ol. Rica ederim. Ben şuradaki işçi konteynerlerini çekeceğim. Önce burayı çekip bitirelim, sonra konteynere geçeriz. Deniz, o açılar işimize yaramaz. Neden? Işık ters. Görmüyor musun? Ters olan sensin bence. Anlamadım. Bekle. Bu açı doğru ama ışık da yeterli bence. Arka plan flüye düşmüş. Tamam Çınar. Dediğin gibi olsun. Ben dediğim için değil Deniz. Doğrusu bu. Ha, illa buradan fotoğraf çekmek istiyorum diyorsan bir tane yansıtıcı koyalım. İstediğin gibi çek kadrajından fotoğrafı. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Hı. Bak. Sen tam şuraya geç. Evet, oraya geç. O niye? Sende niye yansıtıcı mı olur? Baksana sabahtan beri bana olan sinirini ne güzel yansıtıyorsun. Hmm.
Selam. Meltemciğim. Hoş geldin. Hoş buldum canım. Geçen çekimden sonra bir daha aramazsınız diyordum ama. İş stresiyle olur öyle uyuşmazlıklar. Kusura bakma. Ben de biraz fazla nazlandım işin aslı. Neyse, böyle ufak tefek şeylere takılmıyorum. Sahi biz niye ofiste buluşmadık? Söyleyeceklerim kimsenin duymasını istemiyorum da ondan. Oo, işler ilginçleşmeye başladı. Seni dinliyorum. Sana güvenebileceğimi biliyordum Meltem. Her zaman. Tekin. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Sana güzel haberlerim var. Hayırdır? Ahu'yla konuştuk. Yalçın'la konuşup onu ikna edecek. Yakında kısmetse Özgür'le Esin'in sözünü keseriz. Çok iyi yapmışsın. Koca beylerle yakında dünür olacağız ha? Aynen öyle hayatım. Sen o zaman karını gör. O Ahu'nun afra tafrasının alasını yapacağım vallahi. Yap karıcığım, hakkındır. Elindeki fotoğraf ne? Ege. Yeğenim. Ne güzel bir bebekmiş Ege. Küçücük bir bebeğin başına gelecek iş mi bu? Çok erken gitmiş. Ya gitmemişse? Nasıl yani gitmemişse? Ya gitmemişse? Tekin'cim iyi misin? Ya biliyorum kabullenmesi çok zor ama yani kardeşin ve Ege'yi toprağa verdiniz. Ya toprağa verdiğimiz yeğenim değilse? Ya yaşıyorsa? Nasıl yani? Şöyle. Şu gördüğün var ya. Ne çektin bir bakayım? Ne gerekiyorsa onu çektim Çınar. Ne o? Artık yeteneğime de mi güvenmiyorsun? Anlamadım. Bana güvenmiyorsun ya, onu diyorum. İkinci bir gözü iyidir diye dedim. Bakabilir miyim? Ben de bakayım o zaman. Olur. Ne oldu? Hiç. Komik olan ne? Çok iyi yakalamışsın. Senin kadar olmasa da ben de kıvırabiliyorum bu işi. Ona ne şüphe? Ya mesela baksana. Şu fotoğrafın arkası hiç bulanık değil. Her şey ortada yani. Nasıl bakacağını bilirsen tüm detaylar ortaya çıkar. O zaman bakış açını değiştirmeni öneririm. Belli ki gördüğün şeyleri yanlış yorumluyorsun. Ne demek istiyorsun Deniz? Fotoğraflardan bahsediyorum Şınar. Arkası bulanık. Yani her zaman senin açın doğru olacak diye bir şey yok. Bazen ödüllü fotoğrafçılar da yanılabiliyor. Şimdi bunların burada. İki dakika bir yalnız bırak kızı be. Bir sal da kız nefes alsın. Yapışık ikizler gibi. Terfi sonrası ilk defile bu. Yani Mert için çok önemli. Annesine kendini ispatlaması lazım. Bizim Pısırık Mert'ten bahsediyoruz değil mi? O Pısırık Mert genel müdür oldu diyorum Meltem. Çok titizleniyor bu kadro için. Ben de seni mankenlik için önereceğim. Tamam da benim mankenliğimin gizlenecek nesi var ki? Senin aklın nerede bugün tatlım? Mert diyorum. Genel müdür oldu diyorum. Aklını kullan magazine fotoğraf ver diyorum. Kariyer basamaklarını Kocabey merdivenlerinden üçer beşer atlayarak çık kızım diyorsun yani. Şok şok şok. Kocabeylerin genç ve yakışıklı torunu Mert Kocabey, ünlü manken Meltem Coşkun'la yakalandı. Az sonra. Ama yıldızın parlayınca beni unutmak yok. Unutur muyum? Ne yapıyoruz şimdi?
Bak şimdi, şöyle ki... Ben siz ayırmasını bilirim. Serdar Bey, acil aşağı gelmeniz lazım efendim. Ne oldu? Deminleri getiren kamyon arızalanmış, yolda kalmış. Tamam, ben hallederim. Alo. Alo. Lojistik şefini bağlayayım bana. Ben yukarı çıkıyorum. Oradan çekeceğim biraz. Tamamdır. Ay. Deniz, dikkat et ama bak. Dikkat et, düşeceksin. Deniz! Tamam, bırak. İyiyim ben. Sakin ol. Tutmasaydın düşüyordun yine. Abartma Çınar. Ayağım kaydı alt tarafı. Ayrıca kurtarılmayı bekleyen bir prenses değilim ben. Sana ihtiyacım yok yani. Sana iyilik de yaramıyor. Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Kapris yapmakta prensesten aşağı kalır yanın yok ama. Çınar, gerçekten sana laf yetiştirmekle uğraşamayacağım. Hadi işimizi bitirelim gidelim, olur mu? Olur. Ben de çok sıkıldım zaten. Belli. Ben içeri geçiyorum. Oradan çekeceğim. İyi, dikkat et. Sayfalarca yazmış da yazmış sıkılıyorum diye. Hayatım, abartma. Genç işte, hepimiz geçtik o yollardan. O bir süre sonra okur okur güler yazdıklarını. Ay senin de bu vurdum duymazdın bu hale getirdi bu kızı. Ay ben annesi olarak her şeyle ilgileniyorum. Esin genç bir kız. Babasına ihtiyacı var. Ay sen de biraz ilgilen. Ay yoksa bir şeyler yapmazsak elimizden kayıp gidecek. Esin bunalımda diyorum. Hayatım, sakin ol. Esin çok güçlü bir kız. Ben de daha çok ilgileneceğim cadıyla, söz. Söz demişken, Nurhan geldi. Özgür'le sözlendirelim mi diyor. Nereden çıktı hayatım bu? Daha Esin kaç yaşında? Sen münasip bir dilin Nurhan'ımla konuş, olmaz bu iş. Ay hemen kestir Fatma Yalçın. Ya bak, yani Özgür çok iyi bir çocuk. Eğitimli, görgülü. Esin'e çok iyi gelecek. Ne zaman görürseler hani Esin'e bir sakinlik, bir huzur geliyor. Bir dakika, şimdi sen Esin'in de mi gönlü var diyorsun? Bana niye hiç bahsetmedi bundan? Şu aralar sadece arkadaşlar. Ama zaman içerisinde Esin de isteyecektir. Hayatım, aralarında bir şey yok diyorsun. Yani biz zorla mı yapacağız aralarını? Ay zorla değil hayatım. Güzellikle yavaş yavaş halledeceğiz. Güven bana. Bu söz işi Esin'e çok iyi gelecek. Ay ben kızımı tanıyorum. Güven bana. Babam ne diyor hayatım bu işe? Yalçın. Ya tamam, şirket işlerinde Fehmi babam ne derse o olur. Ama öz kızınla ilgili kararı sen vereceksin. E babam da buna saygı duyar. Ya doğru, haklısın. Esin için en doğrusunu biz biliriz hayatım. Güven bana. İyi olacak her şey. Umarım. Hadi gidelim. Benim işim daha bitmedi, bekle biraz. Daha demin çekelim de gidelim diyordun, ne değişti? Çınar sabret 2 dakika. Deniz, yeterince fotoğraf karesi çektik zaten. Sanat galerisi için fotoğraf çekmiyoruz. İnşaat çekiyoruz. Aradaki farkı anlamayacağını biliyordum zaten. Ben gidiyorum. Sanatınla sana iyi günler. Çınar. Tamam, geliyorum, bekle, geliyorum. Babana neden ayrı geldiğinizi açıklamakla uğraşamam sonra. Çok güzel yerler var ya. Öykü, eski Foça'da defile için böyle bir taş ev buldum. Kış kreasyonu için. Ne dersin, bir gidip bakalım mı? Bakalım. Bakayım şuradan.
Aa bak burası çok güzelmiş. Şu köşeye ışıklandırmayla şömine etkisi verilebilir. Hmm. Kış ve şömine başı aşkları diyorsun. Güzel konsept. Acaba defileden önce gidip bir deneme mi yapsak ha? Olur. Aşkım, sen gene harikalar yaratmışsın. Seni bu elbisenin içinde hayal ediyorum da, acaba baş manken sen mi olsan? Mert, mekana karar verdin mi? Verdik. Yani şey, verdim. Çok güzel bir tarihe konak olacak ve sana fotoğrafları göndereceğim anneciğim, hiç merak etme. Çok iyi, böyle devam edin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Mert ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Az kalsın yakalanıyorduk. Uzak dur. Demesi kolay. Ya lütfen, işimi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ya Mert hadi işine dön. Ay ay ay. Oy benim 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 oy anacığım. Ay. Aysel, Allah aşkına beni rahat bırak. Ay, kolumu kıpırdatacak halim kalmadı ya. Bir hafta, bir hafta uyuyacağım. Yat yat, bir ay yat. İstersen kış uykusuna yat. Ay, ayı mıyım ben kış uykusuna yatayım Aysel? Yani aşk olsun. Canım sadece ayılar mı kış uykusuna yatar? Yani kirpisi var, kurbağası var, börtü böceği var, yılanı var. Ha, bir yılan görünce demediğin kalmıştı. Onu da söyledin yani. İyi akşamlar benim Çiğdem Alem. Hoş geldin kızım. Gel güzel yeğenim gel. Gel kurtar beni bu zalim annenin elinden. Siz ne yaptınız böyle ya? Afrika'ya yardım falan mı yapacaksınız? Sorma Öykücüğüm. Annen çıldırdı. Aa yerken öyle demeyeceksiniz ama. Hadi kalk kalk da şunları yerleştirelim. Ha, sen bana börtü böcek de yılan de ondan sonra kalk bana yardım et de. Vallahi kalkmam billahi de kalkmam. Aa. Sana da seyirlik çıktı çıtırık. Hadi sen de oturma. Kalk da şunları yerleştirelim, yardım et bana. Dur anneciğim. Sorma Öykücüğüm sorma. Gerçi söyleyecek halim de kalmadı artık ama. Yani. Bence sizin yorgunluktan sinirleriniz bozulmuş. Sen otur anneciğim, ben her şeyi hallederim. Bir de size yorgunluk kahvesi yapayım. Ay vallahi Hızır Aleyhisselam gönderdi seni. Allah razı olsun kızım. Hadi git şimdi konağı da görelim. Oo Şevki hoş geldin. Bak şuradaki masa dörtlememiş. Geç otur. Ya birader. Sen bana bir 100 lira kredi açtırsana. Sistemi biliyorsun birader. Öncekini ödemeden yenisi... Ya bak yemin ediyorum totem de yaptım. Avucum da kaşınıyor. Hem sizin borcunuzdan söyleyeceğim. Evdekiler de tutturmuş, krediydi, ipotekti. Vallahi ben de emir kuluyum be birader. Ya yap bir kıyak be birader. Sen ayarlarsın, hallersin sen bu işi ya. Aslında bir iş var. Yani istersen, düşünürsen. Yok abi. Ben artık öyle alengirli işlere falan gelmem. Oo, sen de bizi iyice mafya belledin be birader. Ben de bıraktım bu işleri. Yani neticede canımızı sokakta bulmadık değil mi? Bak bir abimiz, böyle güvenilir, sözünde eli birini arıyor. Yani ucu sana dokunmaz, rahat ol. Yok abi yok. Ben öyle ucu açık işlerle falan artık uğraşmam. Ya merak etme, başın ağrımaz. Sen işini yap, parayı al. Sağ ol abi, sağ ol. Ben kendi derdimi kendim hallederim, sağ ol. Yani sen bilirsin, patronlar sıkıştırıyor. Senin keyfini beklemez. Tamam tamam hallederiz. Git bakalım git. Nasıl olsa döneceksin Kürtçü dükkanına. Elime düştüm bir kere. Legal Şevki. Sermacığım çok özür dilerim, gelemedim. Özrünüz kabul edilmedi. Küstüm sana.
Hadi bakalım Çınar. Şimdi batırdığın işi düzeltme zamanı. İçten bir özür denizi bile yumuşatır. Ya sen yapma bari. Ne yapayım, Fehmi Bey iş verdi. Ben de Çınar'la gitmek zorunda kaldım. Zaten bütün gün dip dibe çalışmak zorunda kaldığımız için de içim daraldı iyice. Bir de sen böyle yaparsan. Ya kötü mü hala? Nasıl iyi olsun ki? Ya sürekli bir sıkıntı çıkarıyor. Ya kavga etmeye bahane arıyor gibi sanki ya. Ya gerçekten tahammül edilecek gibi değil artık. Nemrutluğu tuttu iyice. Ay deme öyle. Derim Selma. Fazlasıyla hak ediyor. Nemrut'un teki işte. Hayır bir de sürekli konakta, holdingde her yerde Çınar'ı görüyorum. Evliliğin zorlukları yetmiyormuş gibi bir de ev halkını memnun etmek için sürekli bir şirin kız çabaları. Gerçekten tahammülüm kalmadı artık. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Keşke burada olsaydın. Benim tatlı arkadaşımın sinirleri bozulmuş. Bir seninle bir öğle arası buluşalım en iyisi. Olur, çok iyi olur. Burada cehennem gibi bir hayat yaşadığım için seninle olmak bana ilaç gibi geliyor. O zaman yarın görüşürüz. Tamam. Uçarak geleceğim yanına. Çok öpüyorum seni. Ah. Nemrut ha? Sen Nemrut'luk görmemişsin. Neymiş uçarak gidecekmiş sanki kolundan. Şunlar. Evlat ben de size bakıyordum. Ne yaptınız, fotoğraf işini hallettiniz mi? Her şey yolunda Fehmi baba, merak etme. Kataloglar yarın elimize ulaşacak. Merak etmiyorum evlat. Benim size güvenim tam. Böyle uyumlu, yetenekli bir çiftin yapacağı işten eminim ben. Aferin size. Aferin. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Nefret ediyorum senden Deniz. Geldiğin gibi aniden çıkıp gideceksin hayatımdan. Şunları arkana bile bakmayacak. Benim canım yandığı sürece sen de mutlu olamayacaksın. Esin koca bey kimmiş? Sana göstereceğim. Esin. Ne yapıyorsun kızım? Ders çalışıyordum anne. Aferin benim kızıma. Çalışkanım benim. Hem herkesin imrendiği Esin koca bey olmak kolay değil tabii. Sen bir şey mi söyleyecektin? Gel kızım biraz oturup konuşalım. Hadi. Nurhan teyzen uğradı. Ay seni öve öve bitiremedi. İsin böyle akıllı kız, şöyle güzel. Seninle gurur duydum. Koltuklarım kabardı. Esin gibi bir gelinim olsa başıma tac ederim dedi durdu. Anne sakın. Bak sakın bana özgür deme, tamam mı? Ya sevmediğim bir adamla birlikte olmamı isteyemezsin benden. Ay, hemen hayır deme kızım. Bak. Sevmek bir şeyse sevilmek çok şeydir. Özgür iyi bir insan. Seni çok seviyorum. Anne. Kamyon arkası laflarıyla ikna edemezsin beni. İstemiyorum diyorsam istemiyorum. Bu kadar. Ay Esin hemen kestirip atma kızım. Baban da diyor ki Özgür'den daha iyi bir damat mı bulacağız? Nasıl ya? Babam mı? Göz göre göre git Esin mutsuz ol diyorsunuz yani öyle mi? Sendeki ani değişimin sebebi buymuş demek ki. Bir an inandım biliyor musun ya? Gerçek bir anne gibi beni sevebileceğine inandım. Aptal kafam. Esin. Canım için. Sen benim hayatımın anlamı. Tek mutluluk kaynağımsın. Ya seni sevmediğimi nasıl düşünürsün? Bir annenin evladından öte sevebileceği bir şey yoktur. Benim tek isteğim senin mutlu olman. Gözyaşlarının ardındaki nedeni biliyorum. Ama zannettiğin kişi değil senin gözyaşlarını dindirecek olan. Özgür seni çok sevecek. Mutlu edecek biri. Anne çok canım acıyor.
bak. Her şey çok güzel olacak. Ya Özgür'e bir şans ver. Ya o seni çok seviyor. Yani sözlenirsin. Baktın olmuyor. Bitirirsin. Ya ben de sana neden bitirdin demem. Ama lütfen. Rica ediyorum. Bir şans ver ona. Anasam da bir şey değişmeyecek ki. Kalbim acıyor anne. Geçecek canım benim. Bak inan bana. Her şey geçecek. İz dahi kalmayacak. Sen çok güçlüsün. Kimin kızısın? Ahu Koca Bey'in kızısın. Ve ben hep yanında olacağım. Bunu unutma. Hiçbir zaman unutma, tamam mı? Şarj aletini arıyorsan komodinin üstü çekmecesinde. Cınar, ne aradığını söyleyecek misin? Neyin inadı bu? Söyle de yardımcı olayım. Çok mu umurunda? Sen işine bak. Ya tamam yeter ama. Madem söylemeyeceksin yüzüme çarpar gibi kapak kapamayı bırak o zaman. Öyle mi? Rahatsız ettim, kusura bakma. Ayak altında dolaşmayayım ben. İyi geceler. Nemrut. Nemrut işte. Biraz direndi ama İkna oldu Esin. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Esin'in de gönlü var mı diyorsun bu söz içinde? Baskı yapmadın değil mi? Ay kabul etti dedim ya. Şimdi sen de konuşup kızın aklını iyice karıştırma. Hazır ikna olmuşken bitirelim şu söz işini. Nurhan'la konuşacağım. Yarın öbür gün gelsinler istemeye. İyi olacak diyorsan. Esin için en iyisi bu. İnan bana. Ben biraz biliyorsun bu hazırlıklarla ilgileneceğim, yoğun olacağım. Lütfen sen de Esin'le ilgilenmeyi ihmal etme. Yani babasının da kararını desteklediğini bilsin. Anne babası olarak yani onun yanında olduğumuzu bilmesi çok önemli. Haklısın. Gömlek niye böyle duruyor? Her şey üstüme geliyor sanki Selma. Konaktakilerin yanında rol yapmak dışında sürekli didişiyoruz. Tahammülüm kalmadı artık. Ya bu kadar büyütülecek bir durum yok ortada canım benim. Ya basit bir yanlış anlaşılmanın her şeyi yıkmasına izin verme. Ortada yıkılacak bir şey yok ki. Sahte bir evcilik oyunu. Bu kadar. Ya Çınar'la yaşadığınız oyun diyerek küçümsenecek bir şey değil arkadaşım. Bunu sen de biliyorsun. Ya sadece bir şans vermelisin Çınar'a kendini affettirmesi için. Nasıl affedeyim? Sana güvenmeyen, seni yapmadığın şeylerle suçlayan birini sen affeder misin? O bana öyle şeyler söyledi ki yenilecek, yutulacak şeyler değil. Eğer senin dediğin gibi beni sevseydi öyle şeyler söylemezdi bana. Aksine ya ancak çok seven bir insan bu kadar hırçınlaşır Deniz'ciğim. Ya Serdar'ın yaptığı terbiyesizliği kaldıramadı Çınar. Ya gerçeği bilse hatasını anlayacak. Konuşum yok ki Nemrut. Ben de zorla karşıma alıp anlatamam. Hem bu kadar şeyden sonra nasıl güveneyim ben Çınar'a? Ya bırak artık sen de. Yorma kendini boşuna. İnceldiği yerden koptu Selma. Olur yok artık, bitti gitti. Böyle bitemez. Bitmemeli de. Şevki yine sabaha karşı geldi eve. Allah'ım sen şaşırtma kulunu. Yine bir işler çeviriyor ama. Ay Selcim ne iş çevirecek Allah aşkına?
Bence o sabaha kadar taksi işi çıkar mı diye beklemiştir. Keşke dediğin gibi olsa Cale. Ama ben daha önce de gördüm bu sabaha karşı gelmeleri. O zaman da iş dedi. Ama sonunu biliyorsun işte, konuşturma beni. Sen içine ferah tut Aysar'cığım. Abim tövbe etti o işler için artık. Başını belaya sokar mı hiç? İnşallah. Tamam, arayacağım ben seni. Ne zor işmiş bu ya. Sabahtan beri 20 tane mankenle konuşuyorum. Hadi hadi. 20 tane güzel kadınla görüştüm demiyorsun da. Bana bak. İşlerinden birine bile yan gözle baktığını görürsem çok fena olur ona göre. Ya Öykü, görmüyor musun şu halimi? Benim yan bakacak halim mi kaldı Allah aşkına? Allah Allah. Ya kaprisleri bitmiyor. Yok saçım, yok başım, yok makyajım, yok fermuarım. Vallahi bıktım ya. Gülme. Ya tamam, şaka yaptım. Biraz da ben nazlanayım dedim. Ne var yani? Şu defile işi bir bitsin. İstediğin kadar kaprislen aşkım, tamam mı? Tamam. Ben bir tane çizimleri programa aktarayım. Yardıma gelirim sana. Tamamdır. Merhaba Mert. Meltem? Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Umarım bir sorun yoktur. Böyle apar topar çağırınca merak ettim. Konu nedir? Konu sizsiniz Çınar. Sen ve Deniz. Suzan! Suzan. Efendim Mahu Hanım. Kızlara söyle detaylı bir temizlik yapsınlar. Hı. Gümüş takımlar parlatılsın. Sofraya da güzel ipek bir örtü serilsin. Yemek menüsünü ben hazırladım. Yani tek bir eksik istemiyorum sofrada. Peki Ahu Hanım. Yalnız merakımı hoş görün. Resmi bir davetlimiz mi var? Sofra düzenini ona göre ayarlayayım. Şık ve samimi bir sofra düzeni istiyorum. Ya aile içinde bir yemek ama hayırlı bir iş için. Anlaşıldı. Hiç merak etmeyin. Bana bol köpüklü bir kahve yap. Tamam mı? Hadi siz de acele edin. Hazırlıklara devam. Teşekkürler. Birbirinizle inatlaşmasaydınız bunları benden öğrenmek zorunda kalmazdın Çınar. Deniz seni kıracak hiçbir şey yapmadı. Yapmazdı. Madem Deniz yüz vermedi, Serdar nereden buluyor bu cesareti? Adam konağın kapısına dayandı Selma. Babası emniyetteyken Serdar aradı Deniz. Kocasını araması gerekmiyor mu? Ayrıca ben ikisini sarılırken gördüm. Ya hala anlamıyor musun Çınar? Tüm pislik Serdar'ın başının altından çıkıyor. Deniz Serdar'ı falan aramamış. Emniyetin önünde karşılaşmışlar. Deniz de şaşırmış emniyetin önünde görünce Serdar'ı. Ya adam sinsi belli ki. Sürekli hem Deniz'i hem ailesini takipte. Bir şekilde öğrenmiş Şevki amcanın zor durumda olduğunu. E fırsat bu fırsat. Emniyete gitmiş. Ya babasını kurtarıp Deniz'in gözüne girecek aklı sıra. E Deniz de babasının derdinde tabii. Hapse girecek diye ödü kopmuş. Serdar da baban çıkacak deyince bir anlık sevinçle sarılıvermiş kız. Hem sen niye beni aramadı diye hesap soracağına ben neden Deniz'in yanında değildim diye düşün. Ya kızın suratına bakmıyorsun. Bir de seni arayıp yardım istemesini bekliyorsun. Deniz çok gururlu bir insan Çınar. Ya aranız bozuk olmasa bile böyle bir şeyle muhatap etmez kimseyi. Benim bile daha sonradan haberim oldu. Tamam, dediğin gibi olsun. Peki bu çiçek göndermeler, hediyeler, şal almalar bunlar ne? Deniz'in hiç suçu yok mu Selma? Yok Çınar. Deniz'in hiçbir suçu yok. Serdar takıntı yapmış Deniz'i. Arayıp sormalar, çiçek göndermeler, ısrarla mesaj atmalar. Dün duydum konuşmalarını. Seni çok özledim. Konakta sürekli Çınar'la olmak zorundayım falan diyordu Serdar'a. Ne Serdar'ı Çınar? Benimle konuşuyordu Deniz. Seninle mi? Ben sandım ki... Ya tabii ki de benimle konuşuyordu Çınar.
Başka kime dert yanabilir? Ya hiç mi tanımadın Deniz'i? Sen rahatsız olma diye Serdar'ın mesajlarına cevap bile vermedi. Ya zorla hediye ettiği kalemi gitti Öykü'ye hediye etti. Ama adam arsız. Bırakmıyor peşini. Ya Deniz de ne yapacağını şaşırdı. İşte ortağınız diye dersini de veremiyor. Serdar'ın hassizliğinin bedelini Deniz'e ödettiğinin farkındasındır umarım Çınar. Ben böyle olduğunu bilseydim... Surat asmak yerine sakince sorsaydın tüm gerçeği anlatırdı Deniz sana. Keşke en başında anlatsaydı her şeyi. Ya nasıl anlatsın ki? Karşısına geçip olmadık şeylerle suçlamışsın Deniz'i. İhanet suçlaması çok ağır Çınar. Gururunu kırmışsın Deniz'in. Bana şimdi güvenmeyen bir insanla yapamam diyor. Of. Ne yapacağım ben böyle? Kıza da o kadar çok laf söyledim ki. Nasıl gönlünü alacağım ben Selma? Bak. Her şeyden önce Deniz'in bundan haberi olmamalı. Yoksa ikimize çok kızar. Aramızda kalacak. Tabii ki aramızda kalacak, merak etme. Selma, sana bir şey soracağım. Deniz'in gönlünü nasıl alabilirim? Yani bir tatile çıkarsam veya böyle bir akşam yemeği yesek mesela. Of Çınar, of. Senin de çok işimiz var. Deniz'i hiç tanımamış gibi konuşuyorsun. Öyle büyük hareketlere gerek yok. İçten samimiyetle bir özür yeterli. Mert'ciğim, tekrar seninle çalışmak hem de defilende baş manken olmak gurur verici benim için. Biz de seninle çalışacağımız için mutluyuz. Bu arada genel müdürlüğünü de tebrik ederim. Hatta müsaitsen hem senin terfini hem de defile anlaşmamızı kutlamak için bir şeyler içebiliriz. Nazik teklifin için çok teşekkürler Meltem. Ama sen de hak verirsin ki çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ve bu defile benim için gerçekten çok önemli. Şu işten bir alnımızın akıyla çıkalım. Daha sonrasında ekipçe bir kutlama yaparız. Sözünü unutmak yok ama. Çok heyecanlıyım. Harika bir defile olacak. Bundan sonra baş mankenliği de kimselere bırakmam.